ayakkabı takısı olarak geçiyor. Boyutum minik gibi duruyor. Artık o kadar yılan takı aldım ki tıslamaya başlayacağım. Şöyle Birkenstock'lardan aldım. Hala değilseniz kanala abone olmayı ve aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Herkese yeniden merhaba, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Çok güzel bir aksesuar alışveriş yaptım ve ürünleri sizlere göstermek için buradayım. Bir tane çantam, bir tane terliğim, sanırım bir adet kemerim var. Onun dışındaki ürünler takı. Ama bence daha önce hiç görmediğiniz takı çeşitleri aldım. Yani bu konuda iddialıyım, daha önce gördüğünüzü düşünmüyorum. Çok farklı ürünler aldım ve bir an önce ürünleri size göstermek istiyorum. Hazırsanız ürünlere geçelim. İlk olarak gerçekten hiç görmediğiniz veya hani çok az kişinin gördüğünü düşündüğüm bir takı göstereceğim size. Şu şekilde Topshop'tan geldi. Yani Topshop olarak geçiyor markası. Trendyol'dan satın aldım. Kutusu birazcık ezilmiş ama ürünler çok güzel, çok farklı. Şu şekilde göstereceğim size. İçinde 5 tane var. Şimdi açıp da inceleyeceğiz zaten. Bunlar ayakkabı takısı olarak geçiyor. Şimdi açıp hep beraber bakalım. Şu şekilde. O kadar güzeller ki yani anlatamam size, çok güzeller gerçekten. Bir tanesinde minik bir kalp var. Love you yazıyor şunda. Bunda bir tane böyle motor şey var. Motor emojisi mi diyelim artık, motor var. Bunda böyle bir işte madalyona benzetilmiş. Şunda böyle uçan bir kuş var. Bunda da minik bir kalp var. Üzerinde love you yazıyor. Bunlar da böyle minik minik. Böyle klipsli ürünler. Yani normalde nasıl bilekliğinizin veya kolyenizin klipsi varsa bunlar da o şekilde. Şöyle bir tanesini çıkarayım. Şöyle biraz yakından da tutmak istiyorum. Bakın şu şekilde. Bunu ayakkabınızın bağcık kısımlarına veya bağcığın geçtiği o minik deliklere takıyorsunuz. Ve çok havalı duruyor yani. Bence çok havalı duruyor. Benim daha önce görmediğim bir şeydi. Gördüğüm gibi de almak istedim. Gerçek anlamda çok farklı durduğunu düşünüyorum. O yüzden zaten videoya direkt bu ürünle başladım. Bence çok çok havalılar. Farklı farklı çeşitleri de vardı. Ben bu beşliği tercih ettim. Ama aşağıya diğerlerinde linkini bırakırım. Bence mutlaka bir göz atın. Bir de çok uygun fiyatlı ürünlerdi. Ve bence yaratıcılığınızı konuşturarak hani sadece ayakkabıda değil farklı yerlerde kullanabilirsiniz diye düşünüyorum. Ama tabii size kalmış yani. Yaratıcılığınızı kullanın derim. Tipsleri varken bence farklı farklı yerlerde hoş durabilir diye düşünüyorum. Ve ilk takımız, ilk aksesuarımız buydu. Geçiyorum. Belçika'dan bir tane kemer aldım. Tam anlamıyla istediğim gibi gelmedi. Ama yine de beğendim. Nedenini size anlatacağım. Şöyle bir kemer. Böyle kapitone desenli. Ama bence fotoğrafta bu kapitoneler birazcık daha böyle çıkık çıkık duruyordu. Sadece burada böyle minik bir dikiş iziyle ayrılmış şekilleri var. Zaten buradan net bir şekilde görüyorsunuz ama hani şuraları biraz daha böyle kabarık kabarık gibi duruyordu fotoğrafta bence. O yüzden ben ürüne 10 üzerinden 10 vermiyorum. 10 üzerinden 8 veriyorum. Tam olarak beklediğim gibi gelmedi. Ama şey olarak falan çok güzel bence. Kalite olarak işte duruş olarak falan. Pantolonlarda çok hoş duracağını düşünüyorum. Yani özellikle kotlarla falan. Ben çünkü böyle çok düz siyah beyaz kot falan giymeyi de seven biriyim. O yüzden iyi olacağını düşünüyorum. Bu indirimdeydi ama tam fiyatını hatırlamıyorum. Size linklerim. Üzerinde de TL fiyatı zaten yazmıyor. 7 euro yazıyor sadece. Dediğim gibi linklerim ama bu şekilde yani bir kemer arayışında olan varsa inceleyebilir. Şimdi çok güzel takılar aldım. Hepsi de tek bir ambalajda. Şu Sword Accessories şeyinde ambalajında. Bunu açıp içindekilere bakacağım. Daha önce içini açtım. Geldiği gibi çok merak ettim. Şimdi baktım. Çok fazla. Hepsini böyle ayrı ayrı falan sarmışlar. Çok güzel paketlenmişti. Fakat ben çok yer kapladığı için, bir de açtıktan sonra eski haline döndüremeyeceğim için o paketleri attım. Şu anda şu şekilde duruyorlar. Yani şöyle şöyle paketlerindeler. Bayağı da bir ürün var. Şimdi bunları göstereceğim. Öncelikle üçlü yılanlı bir set almıştım. Bileklik, kolye ve küpe olarak. Bunları ayrı ayrı paketlemişler. Şu küpesi. Şimdi bunları takarak da göstereceğim size. Daha sonra şu bilekliği. Şu şekilde. Ve şu da kolyesi. Bu da bu şekilde. Yani hepsinin aslında şu ucundaki yılan aynı. Fakat farklı farklı ürünler. İsterseniz bunları bir de takıp göstereyim ben size. Çünkü yani buradan hiç açmadım. Evet, şu an ilk defa açıyorum. Ve takıp hep beraber bakalım. Üç ürünü de taktım. Küpeler, kolye, bileklik. Yani şu an bileklik birazcık koluma bol ama şu şekilde duruyor.
Bence inanılmaz şık duruyor. Zaten biraz da takılarım planı çıksın diye düz beyaz bir gömlekle video çekeyim dedim. Bence doğru karar vermişim. Çünkü şu anda bence takılar bayağı ön planda. Ve çok 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 şık ve zarif duruyor diye düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz yorumlardan. Bana yazın. Ama küpeler çok hoşuma gitti. Kolye çok hoşuma gitti. Dediğim gibi bileklik bir tık bol ama bence daralabilir. Yani bir şekilde daraltılır diye düşünüyorum. Çünkü çok şık duruyor. Ve ben bunun yanına ekstra farklı iki tane daha böyle kelepçe model tarzında yine yılanlı bileklik, daha doğrusu bilezik sipariş ettim. Bir tanesi bu. Bunun yılanı üzerimdekilerle set gibi. Sadece gözleri siyah. Bunu da şöyle bir takıp göstermek istiyorum. İstediğiniz şekilde böyle ayarlanıyor. Daha rahat bir şekilde bileğinize geçirebilmeniz için. Daha sonra da sıkıyorsunuz şu şekilde. İstediğiniz gibi ayarlanabiliyor. Bu da bu şekilde. Biraz yine bana bol oldu. Yani yılan birazcık kayık durdu. Bana niye bol oluyor böyle şeyler ya? Yani bir şekilde bunu ayarlarsınız diye düşünüyorum bileğinize göre. Ya da böyle işte biraz daha kolun şu kısımlarına da takılabilir. Çünkü bayağı bol bir yapısı var. Ama benim bileğim ince olduğu için de öyle olmuş olabilir, bilmiyorum. Bence çok 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 şık duruyor. Ben çok beğendim. Bayıldım hatta. Bir tane daha var bu şekilde yine aynı tarzda olan ve yine yılanlı olan. Artık o kadar yılan takı aldım ki tıslamaya başlayacağım. Bunun da yapısı şu şekilde. Direktmen bunu yine bileğinize takabilirsiniz. Bana yine bol olacak. Biliyorum bol olacak. Ama sıkınca bunda problem olmadı bakın. Şu şekilde gösterebilirim. Bence inanılmaz şık. Tabii hepsini böyle aynı anda takmayın da. Yani şu üçlü set özellikle ilk gösterdiğim çok çok iyiydi. Yılan da görünsün şuradan. Ben çok beğendim. Çok beğenmek lafından başka bir şey söyleyemiyorum şu an çünkü o kadar beğendim. Ve son olarak bu setten bir tane hediye gelmiş bana. Şu şekilde bir hediye yollamışlar. Bunu ben satın almamıştım. Böyle minik pembiş gülü var, üçgen şekli var. İşte burada minik bir dudak var, yuvarlaklar var. Şurada da minik bir kalp olması lazım. Yok o da üçgenmiş, pardon. Böyle minik minik. Bence şu miniklerde ikinci veya üçüncü deliğiniz varsa kullanılabilir. Bu sette de kullanılabilir hatta. Çok beğendim ama bunu ben satın alırken görmemiştim. Dediğim gibi hediye gelmiş. O yüzden eğer satıştaysa linkini bunda size bırakırım. Ama değilse belki herkese yolluyorlardır. Belki hani ben bir tık daha fazla ürün aldığım için hediye gelmiştir. Bir fikrim yok. Ama cümlenin başını unuttum. Şu anda cümlenin sonunu getiremiyorum. Ama güzel bir set yani. Farklı bir şey söyleyemeyeceğim. Bu şekilde hediye için de teşekkür etmiş olalım. Geçiyorum. Ben birkaç çeşit maske sipariş ettim kumaş maskelerden. Bir tanesi English Home'dan. Şu şekilde göstereceğim. Sonuçta artık bu dönemde maskelerde bence hayatımızda bir aksesuar olmaya başladı. Yani en azından tabii önce sağlık ama biraz güzel durmasını da istiyoruz. Çünkü artık hani bir yıldır maske kullanıyoruz ve düz beyaz bir şey takmaktansa ama tam olarak böyle de algılamayın. Çünkü ben genelde iki kat maske kullanıyorum. Düz beyaz maskenin üzerine bu tür kumaş maskeleri takınca hem kıyafetimle daha uyumlu oluyor. Hem soğuklarda falan da bayağı iyi oluyordu. Yani bende farklı çeşitleri de var. İki kat olması sizi soğuktan da koruyordu dışarıdayken. Düz siyah da bence bayağı herkesin kullanabileceği diye düşünüyorum. Kullanabileceği bir renk diye düşünüyorum. Bunda gri ve böyle kareli bir renk var. Açıp size göstereyim. 3 renk. Bunlarda tel mevcut değil. Onu söylemek istiyorum. Ama İngiliz Home'un tekli satılan maskeleri telli oluyor burun kısmı. Bunlar telli değil. O yüzden mutlaka bunu tek kullanmak yerine normal bir medikal maskenin üzerine kullanın. Bunu söylemek istiyorum. Yani bunu en azından buradan madem ürünleri gösteriyorum bu özelliğini de söyleyeyim. Burunda şeyi yok, teli yok. Bu önemli bence. Bunları satın aldım üçlü bir şekilde. Bir de ayrıca böyle dışarıda gezerken bir dükkandan şöyle bir maske aldım. Şöyle göstereceğim. Pool Mask diye geçiyor. Yıkanabilir, çok kullanımlı maske yazıyor arkasında. Arkasında baya baya bir özellikler aslında yazılmış. Şöyle minikten bir tutmak istiyorum. Belki okumak isteyen olur. Hani almayı düşünüp de bakalım diyen olur. Şöyle tutayım. Ürünümüz de şu. Ben zebra desenli tercih ettim. Bunda tel mevcut. Bayağı da kalın yapılı, onu da söylemek istiyorum. Birazcık lastikleri geniş gibi ama onu zaten ayarlarsınız siz. Ben şöyle bir nasıl durduğunu çok minikten göstermek istiyorum ama bayağı bayağı kalın yapılarmış. Şöyle. Şöyle düşünün. Bence bayağı şık yani. Rengi, deseni falan çok şık. Bunu da ben muhtemelen yine normal bir maskenin üzerine aksesuar tarzında kullanacağım. Ama dediğim gibi bunun burnu şeyle, telli. Bunu da söylemiş olayım. Çünkü o maskelerle ilgili daha fazla hani söyleyebileceğim bir şey yok. Burada kumaş maskeleri gösterdiğim için sağlıkla ilgili etkisinden değil de hani birazcık daha böyle özelliklerini falan gösterebildim diyelim ve geçelim.
Bir tane çanta göstereceğim. Calvin Klein'den çanta aldım. Calvin Klein'i Calvin Klein olarak telaffuz etmek bana şu anda garip geliyor. Çünkü daha önce farklı telaffuz ediyordum. Fakat bunun daha doğru olduğuna kanaat getirdim. O yüzden artık Calvin Klein diyeceğim. Çanta şu. Şöyle bir çanta aldım. Ben bunu sanırım bir ay önce falan aldım ama size göstermedim. Hatta bir ay geçmiş de olabilir. Size göstermedim. Zaten bir kere mi iki kere mi ne kullandım. Ama yine aksesuar videosu yaptığım için ve bunu da daha önce es geçtiğim için göstermek istedim. Bu şekilde böyle monogram desenli olarak geçiyor. Bunun bende düz siyahı da vardı. Instagram'dan falan takip ediyorsanız illa görmüşsünüzdür. Çünkü hani aldığım dönem çantayı neredeyse yanımdan hiç ayırmadım. Çok severek kullandım. Bir tık böyle boyutu minik gibi duruyor ama içerisine eğer küçük boyutlu cüzdan kullanıyorsanız çok rahat bir şekilde sığıyor. Onun dışında bayağı bir üründü aslında, alıyor yani, çok minik olduğuna bakmayın. Ama özellikle hani alışverişe falan çıkacaksanız zaten yanınıza ayrı bir alışveriş çantası alırsınız diye düşünüyorum. Bununla ilgili de şey söyleyeceğim size. Ben daha önce size göstermiştim sanırım. Mango'nun bir tane şeyini almıştım, zebra desenli alışveriş çantasını. Göstermediysem de aşağıya linklerim. En son tükenmiş görünüyordu ama belki stoğu gelmiştir. O da çok minik yer kaplıyor katlandığında ve bu tarz çantalarınızın içine attığınızda çok rahat ediyorsunuz. Hani bir şey satın aldığınızda falan direkt bunun içinden onu çıkarıyorsunuz, açıyorsunuz, kullanıyorsunuz. Çok bence rahat oluyor, öyle söyleyeyim. Dediğim gibi linkleri farklı çeşitleri de vardır illaki. Bakarım sizin için güzellerini bulurum. Onlara da göz atabilirsiniz. Bu da bu şekilde. Arkası düz çantanın. Şöyle düz. Ben bunu en çok şey olayını sevdim. Benim düz siyah olanın bu fermuar yerleri falan gold'du. Yazısı da gold'du sanırım. Evet, şu kısımları gold'du. Ve ben gümüş takı taktığımda mesela gold detaylı bir şeyler kullanmayı sevmiyorum. O yüzden genelde gümüş rengi takılarımla veya direkt gümüş takılarımla şey sevmiyordum. O çantayı kullanmayı pek sevmiyordum. Şimdi bunun yazıları böyle olduğu için, daha gümüş rengi olduğu için gümüş renk takılarımla bunu kullanabileceğim. İçi dümdüz. İçinde ayrı bir bölmesi yok diyebilirim. Sadece şurasında çok minik böyle bir cebi var. Size de çok net gösteremiyorum ama şurada bir cebi var. Onun dışında içi dümdüz böyle siyah. Boya ayarlanabiliyor. Burada böyle minik delikleri var. İsterseniz delik de açtırabilirsiniz. Böyle yanına falan takabiliyorsunuz. Bence çok günlük, kullanışlı, güzel bir çanta. Bunu da size linklerim geçiyorum. Çarşıda gezerken iki tane takı satın aldım. Bir de size onları göstereceğim. Şöyle bir yüzük istiyordum ben. Böyle baget taşlı bir yüzük istiyordum. Tam tur tarzında. Şöyle bir yüzük aldım. Ben bunu hiç açmadım. Şimdi sizlerle birlikte ben de açıp bir takacağım. Sadece orada böyle hani parmağıma tam oluyor mu tarzında bir denedim. Ama onun dışında evdeyken denemedim. Sizlerle birlikte bakalım. Şurasında minik bir şey var. Bu şeffaf şeylere ne denir? Bu muhtemelen makasla veya bıçakla falan çıkacak. O yüzden şu an onunla uğraşmıyorum. Ben 17 bedenini almışım. Hemen şöyle takıp bakacağım. Taktım, oldu da hani bir görelim hep beraber. Şu şekilde duruyor. Şöyle duruyor. Ben birazcık daha tam tur tarzında istemiştim. Bunun arkasında taş yok. Yani sadece ön tarafında var. Ama zaten önü görünce için çok problem değil diye düşünüyorum. Böyle renkli baget taşlı şeyler benim çok hoşuma gidiyor. Kolyem falan da var zaten. Bayağı beğeniyorum. Böyle bir de yüzük almış oldum. Bence zarif duruyor, kibar duruyor. Bilmiyorum ne düşünüyorsunuz ama ben beğendim. Bunun da çok fazla çeşidi var. Yine size linklerim, eğer beğeniyorsanız diğer çeşitlerine de aşağıdan bakabilirsiniz. Bu da böyle bir üründü. Bunu hemen çıkarmadan diğer ürünü göstereceğim. Ben yılan figürlü takıları özellikle, yani ürünleri çok seviyorum, beğeniyorum. Böyle de bir halka küpü aldım ama yarım halka tarzında ve yılanlı. Şıklığa bakar mısın ne kadar güzel. Şöyle kıvrımlı kıvrımlı önü, böyle yarım halka tarzında. Bence bu da kulakta çok 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 hoş duracak. Bu şekilde deneyelim mi bunu da? Hep beraber bir deneyip görelim isterseniz. Şunu çıkarayım. Taktığımı şu şekilde duruyor. Şu anda kolyemi görmeyin veya diğer takılarımı görmeyin. Çünkü bu birazcık daha büyük boyutta olduğu için daha hani biraz daha tek kullanılması gereken bir ürün bence. Yani hem kolye hem bileklik falan takarsanız bence abartı durur. Ama böyle bir tık daha spor şık giyindiğinizde bence renginden dolayı da, yani gümüş rengi olduğu için goldlar birazcık daha ağır duruyor bence. Çok güzel duracaktır, uyum sağlayacaktır. Ben çok beğendim. Bu arada ağır değillerini, kulağım falan acıtmadılar. Yine bu tarz sizde eğer isterseniz, beğenirseniz diye yılanlı tarzda küpeleri, takıları da linklerim. Geçiyorum. Ne zaman video çeksem uçak geçmeye başlıyor gerçekten. O yüzden arkada minik bir uğultu olduysa az önce kusura bakmayın. Eski küpelerime geri döndüm çünkü kolyeyle takım dursun.
daha iyi duruyor diye. Son bir parçam kaldı. Tam olarak aksesuar diye geçmediğini düşünüyorum. Terlik göstereceğim. Yani hiç aksesuara girmiyor. Çantaydı bir derece ama ben yine ürünü bu videoyla birleştirmek istedim. Şuradaki yazı da minikten çıkmış. Şöyle bir Birkenstock'lardan aldım. Bu koyu füme rengi mi dersiniz, koyu gri mi dersiniz. Hafif böyle bir parlaklığı falan da var. Çok güzel olduğunu düşünüyorum. Ben daha önce markanın herhangi bir ürünü kullanmamıştım. Altı falan şu şekilde. Şöyle 38 numarasını aldım. Normalde 38 giyiyorum. Hatta böyle genelde açık ayakkabılar da 37 bile olabiliyor. Ama spor ayakkabı da 39-40 giyiyorum. Yani şunu söyleyeceğim. Eğer satın alacaksanız ve tereddütteyseniz bir numara küçük alın. Yani mesela 39 giyiyorsanız genelde 38 alın. Çünkü birazcık böyle kalıpları geniş geniş olduğu için daha rahat olur ayağınıza. Cüdalarında da yine ayağınızın genişliğine göre ayarlama yerleri var. Burası ayarlanıyor istediğiniz gibi. Ben evde bir iki kere denediğim kadarıyla yorumlayacağım. Bence çok rahat duruyorlar. Tabii ben bunu yaza hazırlık olsun diye aldım. Fakat evde giydiğim kadarıyla yani şurayı göstermek istiyorum. Çok minikten bir yazı soyulmuş. Ama zaten genel olarak tüm yorumlarda şuna rastladım. Şu iç kısımdaki yazı çıkıyor tarzında. Bunun markasını insanlar nereden görecek falan tarzında düşünürseniz. Çünkü hani herhangi birinde yazmıyor gibi duruyor. Markası şurada yazıyor bu iç kısmında. Bir de şu toka kısmının şurasında çok minikten yazıyor. Bunu da göstereyim böyle. Markası buralarda yazıyor. Bence rahat dediğim gibi yani dışarıda hani günlük kullanmada uygun olur diye düşünüyorum yazın. Normal hani jean şortlarla veya düz basic bir şeyler falan giydiğimizde. Sadece hani kumsalda falan değil. Ben normal dışarıda günlük olarak giymek için aldım. İlla kullananlar vardır, memnun olanlar çok vardır diye düşünüyorum. Kullanıyorsanız aşağıdan bana yazın. Merak ederim mutlaka böyle benim gösterdiğim ürünler sizde varsa kullanıyorsanız memnun musunuz değil misiniz? Yazın çünkü ben böyle şeyleri okumayı seviyorum. Mutlu da oluyorum aldığım şeyler sizde olduğunda. O yüzden yazın diyorum. Ve o zaman yavaştan videoyu sonlandıralım. Umarım ürünleri beğenmişsinizdir. Benim hepsi çok 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 hoşuma gitti. Çok fazla link kelimesini kullandım ama ürünleri yani size gösterdiğim ürünleri veya çok benzerlerini yani çeşitlilik olsun diye belki beğenirsiniz bakarsınız diye aşağıya linkleyeceğim. Açıklama kısmından linke ulaşabilirsiniz. O zaman hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hala değilseniz kanala abone olmayı ve aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinize öpüyorum. Hoşçakalın.